Arkadaşlarım hepinize merhaba. Ehliyet Ebru Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 51 tane sınav sorusu çözüyoruz. 51. sorunun cevabını yine sizlerden bekliyorum. Yanlış cevap vermekten lütfen korkmayın. Önemli olan katılmaktır. Ve şunu da söyleyeyim. Sınav tarihe çok yakın olan arkadaşlarım var ise lütfen soru çözme sayılarını şöyle bir tık daha artırmaya çalışsınlar. Yeni yeniden soru videosundan başlayıp geriye doğru soru videolarına mutlaka bakmaya çalışın. Ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı ve hemen de aşağıda beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hadi hemen sorulara başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? Kafa yaralanmaları, beyin zarı iltihabı yani menenjit, kaburga çatlakları, zehirlenmeler. Doğru cevabımız C şıkkı değildir. Bakın kafa yaralanmaları, beyin zarı iltihabı yani menenjit ve zehirlenmeler bunlar nedenleriydi. Kaburga çatlakları komanın nedenlerinden değildi. Bir de yıldızlı not düşelim. Kırık, çakık, burkulma ve en hafif yanıklar olan birinci derece yanıklar hayati tehlike oluşturmayacağından kişiyi yine komaya sokmuyordu. Şimdi tekrar şöyle bakalım aşağı nedenlerine. Düşme veya şiddetli darbe, kafa travması, zehirlenmeler, aşırı alkol, uyuşturucu kullanımı, şeker hastalığı, havale yani ateşli hastalıklar, karaciğer hastalıkları komaya neden oluyordu. Koma pozisyonu şu anki gördüğünüz gibiydi. Tanım olarak sorduğunda da yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına biz koma diyorduk. Koma, şok, bayılma, havale, epilepsi, sera krizi bunlar ile alakalı eksiniz varsa hepsini tek bir videoda topladım. Önce konu anlatımı yaptık, sonra da soruları çözdük. Ulaşmak için hemen aşağıda ilk yoruma bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonu alınarak taşınabilir? Göğüs kemiğine kırık olanlar, kalça kemiğine kırık olanlar, umurilik zedelenmesi olanlar, besin zehirlenmesi olanlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yan yatış pozisyonu bezin zehirlenmesi olanlar, bulantı ve kusması olanlar ve koma pozisyonu biz yan yatış pozisyonu veriyorduk. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır? Endüksiyon bobini, marş motoru, distribütör, alternatör. Doğru cevabımız E şıkkı alternatör olacaktır. Aküyü şarj eden parçamız alternatördü ve alternatörün görevini de sorabiliyorlardı. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmekte arkadaşlar. Şimdi orada endüksiyon bobini var. Bujilere giden elektriğin voltajını yükseltiyordu. Bakın bujilere giden elektriğin voltajını hangisi yükseltir derdi. Endüksiyon bobini işaretlerdik. Marş motoru yine önemli. Araç motorunun çalışması için motora ilk hareketi veren sistemimiz marş motoru diyorduk ve distribütör vardı. Kendisi ateşleme sisteminin bir parçasıydı. Aküden gelen elektriği bujilere dağıtıyor. Bakın aküden elektriği aldı. Yani aküden gelen elektriği bujilere dağıtıyor ve bujilerde elektrik kıvılcımı ile yakıt hava karışımını ateşliyor. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur? Debriyajın kaçırması, fren balatalarının yeni olması, fren hidrolik sisteminde sızıntı olması, fren lambalarının yanmaması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaklar. Şimdi bir sızıntı var değil mi? Sızıntı varsa ne oluyor? Frenler tutmuyor. Şimdi bir de diğer sınav sorularını söyleyeyim size. Balatalar ve fren sistemi ıslandıysa bakın ne oldu? Islandı değil mi? Islanınca ne oluyordu? Yine etkili bir frenleme yapılamıyordu. Bir de ne vardı? Hidrolik yağ vardı arkadaşlar. Hani biz günlük olarak kontrol etmemiz gerekiyordu ya ki bunu günlük olarak da soruyorlar. Daha doğrusu hidrolik yağ hangi zamanlarda kontrol edilir diyor. Günlük olarak kontrol ediliyor. O ayrı bir sınav sorusu ama fren hidrolik yağı kalmazsa işte o zaman da frenler tutmuyordu. Şu anda dördüncü soruda dört tane sınav sorusu öğrendiniz. Yerleşim yeri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 15, 20, 25, 30. Doğru cevabımız A şıkkı 15 olacaktı. Şimdi hazır park etme demişken şu önemli şeyleri hemen söyleyelim. Bakın park etmenin yasak olduğu yerler vardı. Sınavda da sorabiliyorlardı. Geçiş yollarının önü ve üzeri, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları, görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler. Buralarda park etmek yasaktı. Ha, duraklamanın yasak olduğu her yerde de park etmek yasaktı. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışında biz aracımızı park ediyorduk. 15 metre mesafe dışına aracımızı park ediyorduk. Görsel olarak da sorabiliyorlardı arkadaşlar. Şimdi hazır park etme demişken park etmede motor
durduruluyor değil mi? Aynen öyle. Araç el freni ile tespit ediliyor. Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılıyor. Hadi bakalım altıdayız. Bayılan kazası diye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Duyu organları uyarılır, vücut sıcaklığı düşürülür, şekerli soğuk içecek verilir, hastaneye götürülür. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Duyu organları uyarılıyor. Daha doğrusu bayılan hastanın kendisine gelmesi için biz ne yapıyoruz? Duyu organlarını uyarıyoruz. Kendine gelince de hemen dinlenmesini sağlıyoruz. Çünkü bayılan kişinin kasları gevşiyor değil mi arkadaşlar? Kişi soğuk terliyor. Ani bilinç kaybı gözleniyor ve yüzde de sararma meydana geliyor. Şimdi bayılma sorularında pozisyonu sorabiliyorlar. Yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Kişi bayıldı ve kusması varsa yan yatış pozisyonu. Kişi bayıldı, kusma yok. O zaman da şok pozisyonu, yani kişi sırt üstü yatıyordu, bacaklar 30 santim kadar yukarıya kaldırılıyordu. Hadi bir tane sam sorusu. Egzoz gazı zehirlenmesiyle bayılan hastaya hangisi uygulanıyordu arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Biz yine bayılmış ama neyden bayılmış? Egzoz gazından. İşte o zaman da açık havaya çıkartıyoruz. Yoğurt, tuzlu su vesaire vermiyoruz. Bazen şıklarda bunları veriyorlar. Kusturmuyoruz arkadaşlar. Yani bayılma, toparlamak gerekirse, kısa süreli yüzeysel ve geçiciydi. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşurdu. Kontrollü demir yoluna geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir? İnmiş bariyer varsa geçide girmeli. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. Bariyer inmekteyse dikkatli ve hızlı geçmeli. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde başka bir dur emri de yoksa uygun hıza geçmeli. Doğru cevabımız yakı olacaktır. Hızımızı azaltıyoruz. Bariyerin izin vermesi halinde ve başka da bir dur emri yoksa uygun hızla geçiyoruz ve buralara yaklaştığımız zaman öndeki aracı sollamıyoruz. Bu şekilde bir animasyonda sorusu var. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresine murarma, ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk yoktu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şok belirtileri şu anda da gördüğünüz gibi sınavlarda sorabiliyorlar. Şok sonucu dolaşımdaki yetersizlikten dolayı doku ve organlara kan, yani oksijen gitmezse ölüm gerçekleşiyordu. Yani şok hayatı önem arz ediyordu. Belirtiler önemliydi. Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik vardı. Hızlı ve zayıf nabız, kan basıncı düşük, hızlı ve yüzeysel solunum, üşüme, titreme olurdu. Ve şok pozisyonu kişinin vücut ısısı düşeceğinden üzerine herhangi bir örtü örtülürdü. Yani vücut ısısı korunmaya çalışılırdı. Buna dikkat edin. Mide bulantısı olur, kusma olur, endişeli olur, huzursuz olur, susuzluk hissi olur. Kişinin başı dönerdi ve dudak çevresinde bir morarma da meydana geliyor. Bilinç seviyesinde bir azalma meydana geliyor. Yani bilinci açık ama hani bulanık. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde, yani koma gibi değil arkadaşlar. Koma derin, uzun süreli bilinç galiba. Bunu karıştırmayalım. Karayolu aşağıdakilerin hangisine doğru tanımlanmıştır? Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir. Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır. Doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Bakın karayolundan bahsediyoruz değil mi? Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanları biz karayolu diyorduk arkadaşlar. Peki bir tane daha sınav sorusu öğrenelim. Şimdi karayolu dedik ya, trafikten men neydi peki? Şöyle hatırlayalım mı? Araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına trafikten men diyorduk. Trafik kazası neydi? Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı, ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara diyorduk. Ve daha sonra şöyle başka ne söyleyelim? Tanım soruları sınavlarınıza gelebiliyor, hani biliyorsunuz. Taşıt diyelim değil mi? O da önemliydi. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları biz taşıt diyorduk. Hadi bir tane daha aracı da söylüyorum, diğer soruya geçiyorum. Aracın tanımı yine sınav sorusu. Karayollarında kullanılabilen motorlu veya motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve traktörlerin genel adına biz ne diyoruz? Araç diyoruz. Köprücük kemik kırıkları tespitinde hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel atel tahta, atel, ince rulo sargı. Birazdan ekran görüntüsüne bakacağız.
Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Üçgen sargı kullanılıyor. Hemen şöyle aşağı inelim arkadaşlarım. Burası bizim için önemli. Bakın yıldızladım. Bu arada şu kırmızı olarak gördüğünüz bizim köprücük kemiğimiz. Göz, kaburga kemiği, köprücük ve kol kırıklarında yaralı oturuş veya yere oturuş pozisyonu alınıyor. Bakın göğsü soruyor, kaburga kemiğini soruyor, köprücük ve kol kırıklarını soruyor. Hangi pozisyonun verildiğini soruyor bize. Oturuş veya yere oturuş pozisyonda olduğunu mutlaka bilelim. Köprücük kemiği kırıkları omuz bölgesinden. Bakın yine buradaki omuz kelimesi yine bir sınav sorusu. Hangi bölgeden tespit edildiğini sorar. Omuz bölgesinden. Üçgen sargı bezi kullanılarak tespit ediliyor. Hangisinin kullanıldığını soruyor. Üçgen sargı bezi kullanılarak tespit ediliyor. Geldik 11'e. Aşağıdakilerden hangisi solunum yola tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi. Doğru cevabımız A şıkkı değildir. Bakın tam tıkanmadan bahsediyoruz değil mi? Birazdan ekran görüntüsüne bakacağız. Orada sıralamayı nasıl soruyorlar ondan da bahsedeceğim. Tam tıkanma yani kişi gemlik zeytini aldı yedi Allah korusun ama tam tıkandı. Nefes alamıyor, konuşamıyor, acı çekerek ellerini boynuna götürüyor. Buna biz tam tıkanma diyoruz. Kısmi tıkanma ise bakın az da olsa konuşabiliyorsa, nefes alabiliyorsa az da olsa bu kısmi tıkanmaydı ve kısmi tıkanmada öksürme engellenmiyordu. Öksürmeye teşvik ediliyordu. Kişinin kısmi tıkanmadan bahsediyorum. Sırtına vurulmaz arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgidir. Siz bu şekilde yaptığınız zaman o cismi daha da böyle geriye doğru iterek soluk yoluna doğru kaçırarak tam tıkanmaya neden olabilirsiniz. Bu durumda sadece öksürmeye teşvik ediyoruz ve gözetim altına tutuyoruz o kişi hani düzelecek mi diye. Şimdi tam tıkanma ne demiştik? Hemlik manevrası dedik, gemlik zeytini dedik. Bize burada başka bir sınav sorusu olarak sordukları hemlik manevrasının uygulanış sırası yani sıralama sorusu olarak geliyor bize. Görsele bakın dikkatli bir şekilde anlatıyorum. Tıkanma yaşayan kişinin arkasına geçip gövdesini kavruyoruz. Bireyin baş parmağı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yapıyoruz. Diğer el ile yumruk yapılan eli kavruyoruz. Kuvvetle arkaya ve yukarıya doğru bastırıyoruz. Bu manevrayı gazoz kapağına benzetiyorduk değil mi? Yaptığımız basınçla boğaza takılan o cismi artık neyse onu dışarı fırlatmış oluyoruz arkadaşlar. Hatta hemlik manevrasını bulan kişi kimdi? Henry Hemlik'ti. Geldik 12'ye. Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur? Trafik denetimlerini göstermek, araç muayenelerini de göstermek, kazalarda ilk yardımda kullanmak, araç donanımını tamamlamak. Doğru cevabımız. E şıkkı olacaktır. Amacını soruyordu, miktarını soruyordu, ortak özelliğini soruyordu. Amacını sorduğu zaman ek kazalarda ilk yardımda kullanmak diyorduk arkadaşlar. Miktarını sorarsa yani ilk yardım çantasındaki o malzemelerin miktarını hani neye göre belirlenir diye sorarsa taşınan yolcu sayısına göre belirlenir diyoruz veya işte diğer sınav tabiriyle araç tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre belirlenir diyoruz. Ve daha sonra ortak özelliğini sorarsa dedik değil mi? İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği neydi? Yaşam kurtarmada kullanıldılardı. Geldik 13'e. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Trafik, girişim, ilk yardım, yöntem. Doğru cevabımız C şıkkı ilk yardım olacaktır. Ne sonrası diyor? Kaza sonrası diyor değil mi? Oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulama biz ilk yardım diyoruz. Bakın ilk yardım hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye biz ne diyoruz? İlk yardımcı diyoruz. Bakın orada bir tane daha sınav sorusu var. Hangisiydi? Trafikti. Hadi bir daha hatırlayalım. Yayaların, hayvanların ve araçların krala üzerindeki hal ve hareketlerine biz ne diyorduk? Trafik diyorduk. Arada bir sınava kadar böyle hatırlatmalara da devam edeceğiz. Okul taşıtlarının arkasındaki dur işaretinin yanması neyi bildirir? Taşıtın geri manevra yaptığını, taşıtın okula yaklaşmış olduğunu, taşıtan öğrencilerin indirilip bindirildiğini, taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu.
Doğru cevabımız çakı olacaktır. Taşı atan öğrencilerin indirilip bindirildiğini bildiriyor. Bir de şu şekilde soruyor. Okul taşıtının arkasındaki dur aşığı hangi hallerde yakılır diyor. Hangi hallerde yakılıyordu? Sadece öğrenci indirip bindirilirken yakılıyordu. Bu da sınav sorularından bir tanesiydi. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir? Araç sahipleri zorunlu mahalle sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Sürücüler yetkililerin istemesi halinde zorunlu mahalle sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Birincisi doğru, ikincisi yanlış. Her ikisi de yanlış. Birincisi yanlış, ikincisi doğru. Her ikisi de doğru. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani her ikisi de doğruydu arkadaşlar. 16. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir? Marş sistemi, yağlama sistemi, soğutma sistemi, aktarma organları. Doğru cevabımız D şıkkı, aktarma organları değil mi? Bakın motor bir gücü var değil mi? Motor olmazsa araba çalışmaz. Yani araba diye bir şey olmaz. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne, bakın tümüne biz ne diyoruz? Aktarma organı diyoruz. Şimdi nelerdi onlar ve sınavlarda da sorabiliyorlardı. Hatta yerlerinde sorabiliyorlardı. Nasıl sorduklarını size videolarda söylemiştim. Bu yüzden diyorum. Geriye dönüp geriye doğru soru videolarına mutlaka bakın arkadaşlar. Hani bakmamazlık yapmayın. Eğer ki sınavınızın kolay geçmesini istiyorsanız, sınavda benzer birebir soru yakalamak istiyorsanız eğer mutlaka geriye dönük soru videolarına bakmanız lazım. Açıklamaları dikkatli dinlemeniz lazım. Sınavı geçmek istiyorsak böyle yapmamız lazım. Şimdi atıyorum orada diferansiyel var. O diferansiyelin olduğu yere soru işareti verir bize ve orasının neresi olduğunu sorar. Yine bu şekilde de sorabiliyor. Tanımlarını da sorabiliyorlar. Benden söylemesi. Geldik 17'ye. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak hangisinin yapılması yasaktır? Kamyon ile kamyoneti çekmek, çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak, freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek, kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek. Doğru cevabımız B şıkkı, yasaktır. Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak. Hayır, yük olmayacak ve yolcu da olmayacak ama şoför denetiminde olacak arkadaşlar. Yani şoför koltuğuna mutlaka biri oturacak. Daha sonra ne diyelim? Evet, kamyon ile kamyoneti çekebiliyoruz. Zaten çeki demirini söylemiştik değil mi? Geldik 18'e. Aksine bir durum yoksa yol çizgileri ile belirlenmiş yer ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir? Araçlara, yayalara, yolculara, sürücülere. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Şimdi genel olarak biz ne diyoruz zaten? Yayalar her zaman önceliklidir diyoruz. Ve bir de yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde ekstra öncelikli. Hani daha fazla öncelikli, öyle söyleyeyim. Geldik 19'a. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Yalnız 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2 ve 4. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 1 ve 3 nolu araçlar geçer. 2 ve 4 nolu araçlar beklemelidir. Hemen şöyle aşağı inelim. Arkadaşlar bakın, trafik görevlisi bu iki şekilde de durduğu zaman yine mantık aynı. Yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır. En soldaki görselimiz 1 ve 3 nolu araçlar geçiyordu. 2 ve 4 nolu araçlar bekliyordu. En sağdaki görselimiz motosiklet sürücüsü beklemeliydi. Yine trafik polisinin bu işaretleriyle alakalı eksiniz varsa ilk yorumdan ulaşabilirsiniz. Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır? Dikkatli bakalım. A şıkkı 1-3-4-2, B şıkkı 3-1-4-2, C şıkkı 4-1-3-2, D şıkkı 4-1-2-3. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlar karşılaştıklarında öncelikle ambulans geçiyordu değil mi? Daha sonra itfaiye, daha sonra polis aracı ve daha sonra da geçiş üstünlüğü hakkı hiç bulunmayan iş makinesi geçiyordu. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir? G sınıfı, A1 ve A2 sınıfı, C, C ve D sınıfı, B sınıfı yani hususi araç. Doğru cevabımız
D şıkkı yani B sınıfı hususi aracı kullanabiliyordu. İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücüler sadece B sınıfı hususi araç kullanabiliyorlar ve F sınıfı neydi o? Traktördü değil mi? Traktörü kullanabiliyorlar. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir? Ölümlü kazalarda, yaralanmalı kazalarda, maddi hasarlı kazalarda, maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Diyelim bir kaza geçirdik. Hani çok da büyük bir şey değil, küçük bir şey. Kendi aramızda anlaşabiliyoruz arkadaşlar. Ama eğer ki bu ölümlü bir kaza ise ya artı yaralanmalı bir kaza ise ya tamam bir şey olmaz biz kendi aramızda anlaşalım diyemiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi derece karın yaralanması olan kaza zedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Bilinç kontrolünün yapılması, yaşam bulgularının sık sık izlenmesi, dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması. Doğru cevabımız C şıkkı değildir. Dışarı çıkan organları içeri sokmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Kişi bir delici karın yaralanmasından bahsediyoruz değil mi? Bilinç kontrolünü yapıyoruz. Yaşam bulgularını sık sık izliyoruz. Ve D şıkkı bilinci yerindeyse sırt üstü pozisyonu bakın şu anki pozisyonu görsel olarak da verip sorabiliyorlar size. Kişi sırt üstü yatıyor ve bacakları bükülmüş bir şekilde oluyor. Biz buna delici karın yaralanması diyoruz. Delici göğüs yaralanması pozisyonu yine onu da soruyorlar. O da yarı oturuş pozisyonuydu arkadaşlar. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem hangisidir? Marş, şarj, ateşleme, kavrama. Doğru cevabımız D şıkkı kavrama olacaktır. Kavrama neydi? Nerede yer alıyordu? Motor ile vites kutusu arasında yer alıyordu ve vites değiştirme imkanı sağlıyordu bize. Sol şeride sürekli ihlal etmek yasaktır ve ceza işlem nedenidir. Bunun nedeni hangisi olamaz? Sol şeridin sadece solamalarda kullanılması, trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak, arkadan yüksek hızla gelen lüks araçlara yol vermek, geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Şimdi sol şerit evet solamalarda kullanılıyordu ve seyir halindeki o düzeni kolaylaştırıyor aslında. Eğer yavaş gitmek istiyorsak en sağ şeritten gideriz. Ama hani şöyle düşünün. Kamyonlar nereden gidiyordu? Hangi şeritten gidiyordu? En sağ şeritten gidiyordu değil mi? Kamyonların en sol şeritten gittiğini şöyle bir düşünürsek ne olur? O trafik aksar değil mi? Bir sıkışıklık oluşur. İşte bu yüzden düzen için yapılmıştır arkadaşlar. Ve geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Yani ambulans, itfaiye, polis aracı. Onların bir önce yetişmesi gerekiyor değil mi? Onların geçişini kolaylaştırmak için de en sol şerit var diyelim ve şunu söyleyelim. Şimdi karayolunda araç kullanıyoruz ya iki şeridi birden kullanabiliyor muyuz biz arkadaşlar? Hayır değil mi? İki şeridi birden kullanmıyoruz. Yine buna dikkat edelim. Peki öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde biz ne kadar seyretmeliydik? Geriye görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar seyretmeliydik. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp kornada çalışmıyorsa muhtemel arıza hangisinde olabilir? Aküde, bujilerde, jikle devresinde, rölanti devresinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Şimdi gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Marş motorunu çalıştırmaya çalışıyoruz ama çalışmıyor. Bakın marş motoru çalışmıyor. Dur diyorum ya bir de kornaya basayım bakalım o çalışıyor mu? Kornaya basıyoruz. Hayda korna da çalışmıyorsa işte o zaman arıza aküde diyoruz. Bir de şu şekilde soruyorlar sınavda. Marş motoru çalışmıyor arkadaşlar. Bakın marş motoru çalışmıyor. Kornaya basıyoruz. Bu sefer korna çalışıyor. O zaman sıkıntı nerede? Marş motorunun kablo bağlantılarında. Geldik 27'ye. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sis ışıklarının sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun farların yakılması yasaktır. Hangisi söylenebiliyor? Birincisi doğru, ikincisi yanlış. Her ikisi de yanlış. Birincisi yanlış, ikincisi doğru. Her ikisi de doğru. Doğru cevabımız
D şıkkı olacaktır. Yani her ikisi de doğrudur. Evet, sisli bir yolda gidiyorsak biz sis lambalarımızı yakarız, değil mi? Kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşüm yetersizse ben bunları yakabilirim, ama görüşüm yetersiz olduğu haller dışında, bakın haller dışında kullanılması yasak. Yani sis diye herhangi bir şey yok ortada. Görüşümüz gayet açık. Önümüzü çok net bir şekilde görebiliyoruz. İşte ben bu durumdayken sis ışıklarını yakmıyorum. Bu yasak. Bundan bahsediyor. İkincisi, karşı yönden gelen araç sürücülerin, bakın karşı yönden araç sürücüsü geliyor değil mi? Bizim farlarımız aracın içerisindeki sürücünün gözlerini alır mı? Alır. Bu yüzden biz bu tür yakınlaşmalarda uzun farları yakmıyoruz. Kısa farlarla devam ediyoruz. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması hangisinin azalmasında etkili olur? Trafikteki görevli sayısı, şehir içindeki trafik kazaları, trafik kazalarındaki ölüm oranı, şehirler arasındaki trafik kazaları. Doğru cevabımız C şıkkı olacak değil mi? Emniyet kemeri kullanılması hangisini azaltıyor? Hangisine daha etkili? Trafik kazalarındaki ölüm oranlarında çok çok etkili. Şekile verilen pozisyon adı nedir? Alçene pozisyonu, kuma pozisyonu, şok pozisyonu, bahçene pozisyonu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bahçene pozisyonu. Bakın dil geriye kaçtığında bizim nefesimiz kesiliyor değil mi? Solunum alamıyorduk. Ve soluk borusuna yabancı bir cisim kaçtığında biz bahçene pozisyonu uyguluyorduk. Bizim buradaki amacımız neydi? Soluk borusunu rahatlatmaktı. Bilinci kapalı olan kişilere uygulanıyor arkadaşlar. Bu bahçene pozisyonu. Yetişkin ise 90 derece, çocuk ise 60 derece, bebek ise 45 derece açıyla bahçene pozisyonu veriyorduk. Şimdi orada alçene pozisyonu var. Düşme ve trafik kazalarında kişide boyun zedelenmesi varsayılarak uygulanıyor ve baş hareket ettirilmiyor. Yani kişide bir boyun zedelenmesi varsa alt çene pozisyonu, boyun zedelenmesi yok. Bakın yok. O zaman baş çene pozisyonu, yani D şıkkı. Kuma pozisyonu biraz önce görmüştük. Yan yatış pozisyonu. Şok pozisyonu, kişi sırt üstü yatıyor. Bacaklar 30 cm yukarı kaldırılıyor. Arkadaşlar bugün hem soruları çözmüş oluyoruz, hem diğer sınav sorularını öğrenmiş oluyoruz, hem de şöyle mini bir şekilde de olsa konu anlatımı yapmış oluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler? Engel işareti, çekme halatı, boyun korsesi, emniyet kemeri. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Emniyet kemeri arkadaşlar. Aman diyeyim, ihmal etmeyin, olur mu? Sürücü belgenizi aldıktan sonra aracınıza binin ve hemen emniyet kemerini takın. Bunu alışkanlık haline getirin. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma halinde çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsüne yapmalıdır. Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı. Motoru durdurup vitesi boşa alıp inmeli. Varsa sığınma cebine girmeli. Yoksa sağ yanaşıp durmalı. Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım sizle beraber tehlikeli eğimli bir yoldan karşılaştık. Çıkan araç sürücüsü benim, inen araç sürücüsü de sizsiniz. Ve benim çıkışım zor veya güç. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Varsa hemen bir sığınma cebine girmeniz gerekiyor veya yoksa hemen sağ yanaşıp durmanız gerekiyor. Neden? Çünkü benim çıkışım zor, geçişim zor. Sizin bana kolaylık sağlamanız gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması kampanaların aşırı ısınmasına neden olur? Fren ayarının, motor ayarının, diferansiyel ayarının, vites kutusu ayarının. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Fren ayarı ayarsız ise kampanaların aşırı ısınmasına neden oluyordu. Bu arada motor ile alakalı eksiğiniz varsa hemen aşağıda ilk yardım motor soruları linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. İlk yardım girişimlerinin amacı hangisidir? Hastaları tedavi etmek, trafik kazalarını önlemek, temel yaşam desteği sağlamak, bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İlk yardım girişimlerin amacını bize soruyor değil mi? Temel yaşam desteği sağlamaktı. Hastaları tedavi etmek değil, kazaları önlemek değil veya işte bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak değildi. Temel yaşam desteği sağlamaktı, yaşamı korumaktı, iyileşmeyi kolaylaştırmaktı ve durumun kötüye gitmesini de önlemekti. Devam ediyoruz. 34. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Dikkatli bakalım.
Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. A şıkkı tehlikeli viraj yön levhasıydı. Bakın tehlikeli diyoruz değil mi? Yani kendisi tehlike uyarı işareti grubuna giriyordu. B şıkkı yol var levhası tali yolda bulunuyordu. Trafik tanzim işareti grubuna giriyordu. C şıkkı kontrolsüz demir yolu geçidiydi. Kendisi tehlike uyarı işareti grubuna giriyordu. Ve D şıkkı ise ana yol tali yol kavşağını gösteren levhalardandı. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Geçme yaparken sinyal verilmesi, yaya yolunda sürülmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçirmesi, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yaya yolunda sürülmesi yasaktır. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatında tehlike atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, sorumluluk, bencillik, hoşnutsuzluk. Doğru cevabımız B şıkkı sorumluluk bilincini yerine getirmemiş oluyor değil mi? Hız ihlalini gerçekleştiriyor ve olası bir kazada sevdiklerin canını riske de atabiliyor ve diğer araç sürücülerin de hayatını riske atabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin motorun antifriz gaz yağı. Doğru cevabımız A şıkkı benzin olacaktır. Buji ile ateşlemeli motorların yakıtı benzindi. Şimdi motorlar yakıt sistemine göre benzin, dizel ve LPG şeklindeydi değil mi arkadaşlar? Benzinli motorların yakıtı hangisidir diyordu? Benzin diyorduk. Dizel motorların yakıtı hangisidir diyordu? Motorin yani mazot diyorduk. LPG'li motorların yakıtı hangisidir diyordu? Gazdır diyorduk. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? Debriyajın kaçırması, radyatörün su sızdırması, ısıtma bujilerinin arızalanması, hararet göstergesinin arızalanması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Radyatörün su sızdırmasıydı. Radyatör su sızdırıyorsa motor soğutma suyu azalırdı ve azalan motor soğutma suyu sonucunda ne oluyordu? Hararet gerçekleşiyordu. Şimdi biz orada radyatör dedik ya. Radyatör su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Bir de şunu söyleyelim. Şimdi fan motoru diyoruz ya biz hani. Fan motoru çalıştığı halde motor suyu soğumuyorsa nedenini soruyorlardı bize. Radyatör petekleri tıkanmıştır diyoruz. Bakın radyatör petekleri tıkandı ise bu yüzden soğutmuyordur. Çünkü fan motoru niye var? Soğutmak için var ama fan motoru çalışıyor, çalıştığı halde motor suyu soğumuyorsa yani radyatör petekleri tıkanmıştır diyoruz. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Fan müşirinin, termostatın, fan sigortasının, klima kompresörünün. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Bakın aracımız hararet yaptı değil mi? Radyatör suyu çok sıcak değil ama nasıl olması gerekiyor? Araç hararet yaptıysa eğer radyatör suyu çok sıcak olması gerekiyor ama sıcak değil. Ha, o zaman nerede bir arıza var? Termostatta arıza var. Termostat soğutma sisteminin yine bir parçasıydı arkadaşlar. Yine bunu da unutmayalım. Soğutma suyunun belirli sıcaklıkta kalmasını sağlıyordu. Aşağıdakilerden hangisi soğutma suyunun belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar diyordu. Hatta diğer bir sınav sorumuz cevabımız tabii ki burada termostat oluyordu. Çalışma sıcaklığında sabit tutuyor arkadaşlar, olur mu? Sabit kelimesini yine unutmayın. Termostat arızalıysa ne dedik? Motor çalışma sıcaklığına çok geç ulaşır da dedik ve geldik 40'a. Taşıt yolu kaplama üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? Kesik yol çizgisi, devamlı yol çizgisi, yan yana iki devamlı yol çizgisi. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Doğru cevabımız A şıkkı yalnız bir olacaktır. Kesik yol çizgisi varsa ben sollama yaparım. Devamlı yol çizgi tarafındaysam yapamam. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini hangisi temizler? Karbüratör, hava filtresi, emme supabu, emme manifoldu. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Motor alınan hava diyor değil mi? Bakın hava. Havanın içerisindeki o toz ve kum zerrelerini bir filtrenin temizlemesi lazım. Hangi filtre o? Hava filtresi.
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon hangisidir? Yastıksız olarak sırt üstü yatırılması, başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması, sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması, sırt üstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soruda bizim anahtar olan kelimemiz boyun travması yok. Bakın yok değil mi? Ha, o zaman baş geri çene yukarı pozisyonu. Boyun travması varsa alt çene pozisyonu uyguluyorduk. Yani boyun travması yok dediğine göre sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması doğru olacaktır. Baş geri çene yukarı pozisyonu. Geldik 43'e. Velenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevlerindendir? Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek, sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak. Şıklar 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3. Doğru cevabımız A şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Arkadaşlar sınavlarınızda kurumlar ile alakalı sınav soruları da gelebiliyor. Size gelir gelmez veya arkadaşınıza gelir orasını tam bilemiyorum ama kurumlar ile alakalı sınav soruları var. Hatta onlar ile alakalı bir şöyle video hazırlamayı düşünüyoruz yakın zamanda. Velan sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar? Park probleminin artması, çevrenin bozulması ve kirlilik, yakıt tüketiminin artması ve israf, aracın yıpranması ve ömrün azalması, trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası hangisi daha fazla yol açıyor bu verilen sorunlara? Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması, özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması, aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yani özel araçların zararı olmayan durumda ya daha doğrusu arkadaşlar herkes aracını alsa trafiğe çıksa boş boş geçsek şöyle ne olur? Park problemi artar değil mi? Çevrenin bozulması artar, kirlilik artar, yakıt tüketimi artar, israf artar bununla birlikte ve yıpranma meydana gelir. Aracın ömrü elbette azalır. Trafik yoğunlaşır, trafik sıkışır, trafik akmaz, trafik kargaşası da meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Kesilen bölgenin kan seviyesinin altında kalmasını sağlamak, yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak, yara üzerine tantır diyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak, yara üzerine alkol döküp açık bırakmak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmamız gerekiyor. Arkadaşlar insan vücudu öyle bir şey ki herhangi bir yerimiz kesildiği zaman hemen hücreler bileşerek kaynayabiliyor. Hani biliyorsunuz ben bir sene olmadı tam olarak ama bir ameliyat geçirdim. Ve bu ameliyat sonrasında benim dikişlerim tutmadı ve doktor o dikişleri almak zorunda kaldı. Ve şöyle yaklaşık olarak baş parmağımın gireceği şekilde bir açık oluştu karın bölgemde. Ve ben doktora dedim ki bu nasıl iyileşecek? Gerçekten insan vücudu inanılmaz bir şekilde yaratılmış. O hücreler çok kısa bir süre içerisinde birbirine yapıştı ve kaynadı. Hani Allah size güvermesin, Allah göstermesin ama insan başında böyle ameliyat tarzı şeyler gelebiliyor. Hani burada benim anlatmam gereken şey, evet yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarıyoruz. Bu şekilde sarıyoruz ama sarmadan da benimki gibi de iyileşebiliyormuş. Bunu da görmüş olduk. Geldi 46'ya. Fren mesafesiyle ilgili verilen cümleler doğru yani D, yanlış olanlar ise Y olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur? Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır, yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Şıklar A şıkkı doğru yanlış, B şıkkı yanlış doğru, C şıkkı doğru doğru, D şıkkı yanlış yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalmaz. Fren mesafesi artıyordu ve yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendi. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azimi hız sınırı saatte kaç kilometredir? 70, 80, 90, 100.
Doğru cevabımız D şıkkı. Saatte 100 kilometreydi. Hadi bakalım devam ediyoruz 48'e. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikle müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede hangisidir? Açık karın yarası olan, bilinci yerinde olmayan, solunum zorluğu çeken, ayak bileğinde çakık olan. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani ayak bileğinde çıkık olan, herhangi bir hayati tehlikesi yok değil mi? Sadece ayağında bir çıkık var. Hatta biz bu soruyu çözdüğümüzde öğrencilerimizden bir tanesi dedi ki ya hocam dedi herhalde de ayağında çıkık olan veya işte ayağında kırık olan sorusuna geldiğimiz zaman bu çakığın kırı nasıl bir şey olduğunu herhalde bilmiyorlar. Benim ayağım çıktı, ben neredeyse ağrıdan sızdan bayılacaktım dedi. Tabi orası ayrı bir konu ama şimdi buraya dönersek sorumuza, açık karın yarası olan, bakın açık bir karın yarası var, çok tehlikeli. Bilinci yerinde değil, kendinde değil, tehlikeli. Solunum zorluğu çekiyor, yani nefes alamıyor. Bu ABC şıklarında bulunan kişiler derhal acil bir şekilde hemen hastaneye sevk edilmeli. Ama ötekinin ayağında çıkık var. En fazla bayılır diyelim hadi arkadaşımızın deyimiyle. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Dur, durak, devam et, dikkat. Doğru cevabımız B şıkkı, durak olacaktır. 50'deyiz. Yukarıdakilerden hangileri yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması, kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi, göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2 kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Temel yaşam desteğinden bahsediyoruz değil mi? Kazazedeyi sert bir zemine sırt üstü yatırıyoruz ve kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin ortası değil arkadaşlar. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit ediyoruz ve ondan sonra yapıyoruz. Orada 1/2 diyor ya, 3'ten bahsediyorum. Hayır, 1/3 olacaktı. O 1/2 değil. Geldik 51. soruya ve bu sorunun cevabı elbette yine sizde. Karın bölgesine yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır diyor sorumuz. Meyve suyu içirilmesi, şoka karşı önlem alınması, yara yerine soğuk tutulması, yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Hadi bakalım 51. sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Ve arkadaşlar, eğer ki video işinize yaradıysa, hadi şöyle sizlere sınava hazırlanma sürecinde bir nebze de olsa bir katkımız olduysa eğer, sınava girecek olan diğer arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Facebook kullanıyor olabilirsiniz, Instagram kullanıyor olabilirsiniz, Twitter kullanıyor olabilirsiniz, artık ne kullanıyorsanız bizi de önermeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.